götürüyor. Afrika olmadan güçlü olmak mümkün değil. Osmanlı da eğer güçlü bir devlet olacaksa bulunduğu coğrafya, Anadolu coğrafyasında bir tarafı Balkanlarda, bir tarafı Kafkaslarda, Arap Yarımadası mesela o Güney Ümit Burnu geçilmeden o kadar çok fazla farkında değildiler. Ama Kuzey Afrika olmadan olmazdı ve Kuzey güvenlik Afrika'da açısından mı bu? Mısır güvenlikten de toprağı, ziyade sudan zengin. ticaret özellikle Ama mesela şimdi Fenikeliler ilk mesela kolonileri kuruyorlar bütün Kuzey evet, Afrika Kuzey Afrika'da Fenik sahillerinde. koloni var, doğru. Daha sonra Roma bu bölgeye geliyor ve Roma'yı buradan çıkaran barbar kavimlerin, Vandallar Hayır, mesela Osmanlı niye orayı istiyor? Niye yani şart? Osmanlı'nın Yani aslında gidişi Cezayir'de falan toprak zengin değil o zaman. yok. Aslında Cezayir'e gidişi Osmanlı'nın biraz oradaki mahalli sultanlıkların Talebi. İspanya karşısındaki zorda Ha, gelin bizi kalmaları. kurtarın diyorlar. Gelin bizi kurtarın diyorlar. Yani birisi o. Tunus mesela o dönemde Hafsiler var. Güçlü bir hanedan Tunus'ta Hafsiler. Onlar mesela İspanyollarla da zaman zaman işbirliği yapıp Osmanlı'nın Barbaros bile mesela güç yetiremiyor bunlara Yani ve askeri bırakıyor. sebepler. Askeri sebep var, siyasi sebep var. Siyasi zenginlik yok ki Ticaret orada. var, şöyle var. Mısır'dan Mesela Batı'ya gittiğiniz vakit o devirde şimdi bu yani bir tabii mesela bir Fas ayrı bir medeniyettir, ayrı. Ama Libya'da, Tunus'ta, Cezayir'de bir şey yok o zaman. şimdi bu Ne alıyoruz antik mesela? çağın kapanması, orta çağın başlaması tarih olarak İngiliz tarihçi 1700'lü yılların sonunda 476 yılı işte Hocam Vandallar çok dağılıyor. buraya geliyor. Çok geniş bakmayın. Osmanlı Şimdi oradan ne alıyor? Osmanlı Neyi buradan ifade? Ne alıyor Osmanlı hayır oradan? şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bu Kuzey Afrika'da bir zenginlik var. Ne? Roma niye gidiyor buraya? Askeri Şimdi sebepler. altın var bir kere Afrika'da. Avrupa'da altın yok. Hı. Ve İslam fetihlerinden sonra mesela Avrupa içine kapanmasının ana sebebi olarak Henry Piren, Belçikalı o iktisat tarihinin babası falan diye ifade edilen o diyor ki bu Müslümanların bu bölgede yayılmasıyla birlikte Avrupa kendi içine kapandı ve Afrika'dan beslenemedi diyor. Biz altın mı getiriyoruz orada? Bizim altını ben şimdi şöyle bir şey var. Hatta sizin tarih dergisine bir yazı yazmıştık hatırlarsanız. Mali Sultanı 1324 yılında Mısır üzerinden Hicaz'a gidiyor ve on binlerce insanlarla gelip altın bırakıyor. Daha sonra 1505'te bir başka Mali Sultanı Askiya Muhammed geliyor Hicaz'a. Diyor ki onunkinin çok çok daha üstünde altın getirmişti diyor. Yavuz Sultan Selim'in yani bu bilgiyi ben birebir kaynaklardan bilmiyorum ama hep bu anlatılır. Mısır'ı fethettikten sonra işte oradan hazineden getirdiği altınlarla hazineye benden sonraki padişah Evet. bakırla doldursa bu devlet yıkılmaz diyor. Evet, sır ayrı. Mısır'daki bu altın iki Mısır yerden geliyor. ayrı. Mısır'daki bu altın iki yerden geliyor. Birisi bugünkü Sudan'la Mısır arasında altın madenlerinin olduğu bir bölge var. Asıl önemli olan da Batı Afrika altınları. Bu altınlar daha o dönemde 1375 galiba Portekizli bir coğrafyacı Kanka Musa, bu Mali Sultanı resmeden bir şeyi var. Atlası var. Onu dağıtmayalım. Evet. Evet. Ha, yani şimdi Osmanlı oraya gittiğinde Afrika böyle yani hiçbir şey yok. Fakir. Böyle bir şey olamaz yani. Bugünkü Afrika değil yani. Daha sömürülmemiş Afrika o zaman Yani çünkü. bugünkü Afrika da aslında öyle değil de tabii Hayır, bize sömürülmemiş. şöyle Roma mesela sömürüyordu Afrika'yı. O kadar imkanı vardı burada yani alıyordu. Osmanlı Devleti'nin sadece buradaki Müslümanlara yardım etme midir? Bence değil. O önemli bir sebep. Fakat Osmanlı Devleti eğer güçlü bir devlet olmak zorundaysa ki öyleydi. O sebeple Yavuz Sultan Selim gidip Mısır'ı alırken de aslında karşısında Akdeniz'de İspanyollar, Kızıldeniz'de Portekizler vardı ama fakat Afrika Osmanlı Devleti'nin 3 asır Ümit Burnu hangi yıl dönüldü? Vasco da Gama. 1495, 1497 yani 1490'lı yıllar. Yani Yavuz Sultan Selim zamanında dönülmüş. Yavuz'dan biraz önce. Önce. Dönülmüş Bayezid yani. zamanı, evet. 1512 Yavuz Sultan Selim'in. Şimdi tabii Afrika'daki bu Osmanlı'nın varlığının temel sebepleri ilk yani işi kıvılcım olarak başlatanlar insani sebepler. Yani mesela buraya Sarayburnu'na bir takım bizim yine kitaplarda efsanevi olarak anlatılan işte diliyle anlaşılmayan, bilinmeyen bir takım insanlar geliyor. Kimdir bunlar diye konuşalım bunlarla. Murat Ağa saraydan çağrılıyor. Tabii demek ki Murat Ağa bir Afrika kökenli. Bunların demek ki yarı Berberi, yarı Arapça konuşan aksanlı insanlar.
Ha, anlıyor ki İspanyollar gelmiş ve 1510 yılında Trablus şehrini almışlar. Bunlar da Trablus'un bugün 40 kilometre doğusundaki Tacura'ya çekilmişler. Murat Ağa'nın emrine bir donanma veriliyor ve Murat Ağa Tacura'ya gidiyor. Onun yaptığı cami ve bugün bahçesinde defnedildiği cami sanki bugün yapılmış gibi duruyor Murat Ağa'nın eseri. Ve Osmanlı Devleti'nin buraya gitmesiyle birlikte bir kere karşısında İspanya gibi bir devlet var. Yani güvenlik açısından. Güvenlik. Tabii güvenlik. Güvenlik. Kesinlikle. Yani Akdeniz'i İspanyollara bırakmak istemiyor. Yani İspanya Trablus'ta tutuyor. Tabii. İspanya Trablus'ta kalmazdı. Mısır'a da gelirdi. Portekizler yani zaten Cidde önüne gelmişti. Peki Osmanlılar İspanyolların böyle tarihi deniz savaşı var mı? Tabii yani mesela Preveze Deniz Savaşı olsun. Kuzey Afrika'daki bütün o sahil şeridindeki bizim mücadelemiz İspanyollarladır. Hep İspanyol mudur onlar? Şarken, sanki İtalyanlar da var gibi. Şarken özellikle Kanuni döneminde Andrea Doria bunların hepsi... Andrea Doria İspanyol mu? Değil. Hayır, donanma İspanyol, Şarken. Şarken. İspanya kralı. Tabii şimdi Şarken o dönemde papalık özellikle iki güç var işte. İspanyolları Akdeniz'e, Portekizleri de Akdeniz'in batısına, aslında Afrika'nın güneyini falan denmiyor bu insanlara. Bu insanlar o kadar da çok bilinçli bir şekilde Ümit Burnu'nu dolaşmıyorlar. Tabii tabii. Bilmeden dönüyorlar. Yani Mozambik önüne geldikleri zaman ilerisini bilmiyorlar. İbn-i Macit özellikle o Akdeniz, Hint Okyanusu coğrafyasını en iyi tarif eden o çağda onun ifadeleri... Bu bölgedeki Müslümanlara şunu söylüyorlar. Bize bu denizleri gezdireceksiniz yoksa buraları tamamen yok ederiz. Evet. Ateşli silahlarla geldikleri için bütün o İbn Battuta'nın bahsettiği şehir devletlerinin tamamını yakıp yıkıyorlar. Cidde önüne gelmeleri de böyle ve Osmanlı bir de Memlüklü o zamana kadar Memlükler hakikaten çok güçlü bir devletti. İnanılmaz derecede güçlü ama artık güç yetiremiyorlardı. Yani 1500'lü yılların başına geldiklerinde bitmiş ne Kızıldeniz'i koruyabildiler, ne Akdeniz'in doğusunu. Osmanlı Devleti yeni bir güç olarak burada bir kere önce ilk işi, yani İspanyollardan önce Memlüklerle hesaplaştı ve Memlükler Osmanlı idaresine, yani onların idaresini aldı bir kere Mısır'dan. Tabii ileriye gitmesi gerekiyordu ve bu ileriye gidiş süreci ki 1517'den 1574 yılına kadar en son Tunus'taki Hafsi hanedanının elinden Tunus şehri de alınarak, ki bu şehrin dışındaki kısımları almışlardı zaten. Böylece Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'da genelde Faslı tarihçiler olsun, Avrupalı tarihçiler, Osmanlı işte Fas'a giremedi. Faslı çünkü güçlü bir devlet vardı şeklinde ifade ederler. Öyle biliriz. Yani aslında Osmanlı Devleti'nin genelde Afrika ile ilişkilerini ben oradaki mahalli idarelerle üzerlerine yaptığım çalışmalarda şunu gördüm. Kendi kendine yeten, gücü olan ve Osmanlı ile problemi olmayana dokunmuyor. Ve onlarla çok iyi dostane münasebetleri var. Ama mesela Muhammed Eşşeyh var. Fas, bugün mesela Fas'a gitmedim. Tabii o yüzden görmediğim için okuduklarımdan, tarihi bilgilerimle konuşuyorum. 4 tane imparatorluk şehri var Fas'ta. Bunlar Merakeş. İlk Fas'ın da biz isim olarak biz Fas diyoruz aslında. Kendileri Mağrip. Mağrip. Marokko. Marokko ve Fransızlar. Evet. Yani Osmanlı Devleti... Bir tek biz Fas diyoruz nedense. Fas, işte Fes'i biz aslında payitaht merkezi olarak kabul ediyoruz ve onun dışındakileri saymıyoruz. Fes şehrinden geliyor yani. Fes şehrinden tabii. Tamamen orayla alakalı bir isimlendirme bizim için. Fes de orada mı geliyor bizim kafadaki? Tabii. Orada. Yani. Fas'tan geliyor. Fas. Onlar hala devam ettiriyor geleneği. Biz onlar sultanlara devam ettiriyor. Tabii bu süreç yaklaşık 50 sene süren bir süreçti ve Osmanlı Devleti hakikaten o süreci 300 yıl devam ettirecek ki bunda kopukluk yok. Yani 1798 malum Mısır Napolyon seferi 4 yıl süren bir sefer var. 1830'a kadar yaklaşık 300 yıl bir kere kesintisiz bir